Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, kıymetli hemşerilerim, değerli gençler, kıymetli basın mensupları. 15 Temmuz 6 yıl önce tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz bir zaferin günüdür. Medeniyetlerin beşiği, İslam dünyasının ve mazlumların son umudu Türkiye'miz 15 Temmuz günü büyük bir sınavdan geçmiştir. Bizler pazar yeri halkı olarak bayrağına, devletine, kutsal değerlerine sahip çıkan bu milletin ferdi olmaktan son derece onur duyuyoruz, son derece gururluyuz. Ne mutlu bize ki dünya tarihi ecdadımızın yazdığı destanlarla doludur. Malazgirt'te, Çanakkale'de yazılan destanlar tarih sayfalarına nasıl yazıldıysa hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen milletimiz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara çıkın talimatıyla onun liderliğinde yolundan şaşmadan, hedeflerinden uzaklaşmadan, irtifa kaybetmeden kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz ruhuna yakışır şekilde kahraman Türk milletine hizmet etme çabalarımız Türkiye'nin dört bir yanında artarak devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar. Tüm dünyada söz sahibi olan ülkemiz yarın bugünden daha güçlü, daha mürekkep, daha müktedir olacaktır. Bizler Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bin yılı aşkın şanlı bir tarihin mirasçılarıyız. Söz konusu vatan olduğunda bizler bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize uzanan kirli eller karşısında tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki başta pazar yeri evladı, ikinci sınıf emniyet müdürü Zafer Koyuncu ve Ömer Halis Demir olmak üzere şehitlerimiz, gazilerimiz ve o karanlık gecede meydanları, caddeleri, sokakları doldurarak, tankları durduran, uçak ve helikopterleri taş atarak durdurmaya çalışan gerçek vatan evlatları sayesinde o hainlere ülke teslim edilmemiştir. 15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi ve demokrasi zaferinin yıl dönümünde kutlu destanı hatırlayacak, hatırlatacak aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anmaya devam edeceğiz. O kara gecede milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve beraberliğini, Cumhuriyetimizin bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vermiş oldukları destansı mücadeleyle bu vatan uğruna canlarını feda eden Çanakkale şehitlerimize, demokrasi şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah bir daha bu asil millete böyle kara geceler yaşatmasın. Artık yeni bir çağ başlıyor. Tıpkı ecdadımızın yeni bir çağ açıp çağ kapattığı gibi. Şimdi sıra bizde. Bu yeni çağda safları sıklaştırmanın, birlik ve beraberliğin içinde olmanın tam zamanı. Ezanlar dinmesin, bayrağımız inmesin diyor. Tüm hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum.